Merhabalar dostlar. BIST 100'ün geçen hafta en çok değer kaybeden hisselerine bakalım. Hatta şöyle bakalım. Yılbaşından beri arkadaşlar değer kaybı olanlar hisselerden şu anda toparlanma aşamasında olan var mı? Biraz bunu nasıl anlayabiliriz? Yataya bağladığından anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın yılbaşından beri %50 değer kaybeden Kerevitaş, Aydem, Odaş ve Tukaş şu dördünü bir inceleyelim arkadaşlar. Çünkü bunlar şu aşamada biraz daha az değer kaybetmiş geçen hafta itibaren. Kerevitaş, Aydem, Odaş, Tukaş ve arkasından arkadaşlar haftalık olarak en çok değer kaybeden Zoren'i geçiyorum çünkü Zoren'in grafiğinde bir yanlışlık var. Sasa, Kozal, Emlak Konut ve Pasifik Gayrimenkul yatırım ortaklığına bakalım arkadaşlar. Hatta iki tanesinin gayrimenkul olması da biraz garip. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. İlk önce yılbaşından beri en çok değer kaybeden şeyden başlayalım arkadaşlar. Kerevitaş'tan bir başlayalım. Şimdi Kerevitaş'a baktığımız zaman neler gözüküyor? Ben şöyle kontrol edeyim. Kerevitaş'ta arkadaşlar hisse bakın bir toparlanma sürecine girecekken tam böyle içime komutunun kıçına vurmuş aşağı doğru düşüyor. Tekrar yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar ciddi bir hacim girişiyle beraber şu bulutu balon deler gibi delip yukarı atarsa ve şuradaki tepe noktasını geçerse arkadaşlar bakın şuradaki bir önceki tepe noktasını %10 şey 10.95'e geçerse hissenin potansiyeli oldukça fazla. Ama tabi bakın tekrar söylüyorum üzerine hacimle beraber şu içime komutunu geçerse hedef fiyatla söyleyelim çanak 18.30 çanağın tamamlama yeri ama 36.53'e kadar bir hedef gözükebilir arkadaşlar. Bu da kabaca yüzde kaça denk geliyor? %318'lik bir potansiyel var. Bu bugünden yarın olacak bir durum değil arkadaşlar. Özellikle belirtiyorum içime komutunun üzerine şu balon delir gibi çıkması lazım ve çanağı da oluşturduk. Hacimle beraber bunu yapması gerektiğini düşündüğümüzden bunu söylüyoruz. Ve Aydem'e bakalım arkadaşlar. Aydem'de durum nedir? Aydem'de aslında yılbaşından beri yeni bir enerji. Geçen hafta en çok değer kaybeden hisselerden. Şimdi burada arkadaşlar potansiyeli zaten daha önce varmış. %321'miş. Daha da aşağı düşmeye devam ediyor. Bakın burada hacim çok da yeterli gelmemiş. Şu aşama potansiyeli %332 potansiyeli var ama bizim beklentimiz açıkçası arkadaşlar bakın 3 gündür 13.75 desteğine tutunmaya çalışıyor. Hatta daha önce de arkadaşlar bir hafta önce de yine aynı benzer durumda hisse şu aşamada yukarı doğru bir potansiyel oldukça gelişiyor. Sadece ne lazım? Hacim lazım. Bakın ciddi bir hacimle şu tepeye geçtikten sonra arkadaşlar şu iki tepeye özellikle hatta 17.36 tepesini geçtikten sonra bizim için daha rahatlatıcı bir durum olabilir ve %332 potansiyeli arkadaşlar kaça gider? 60'a giden kapının yolları açılabilir diye düşünüyorum ama tekrar söylüyorum. Hacimsel ok arkadaşlar üzerine kapatması lazım. Yani şu içime komutunun şu andaki değeri kaç? 14.75'in üzerine atması lazım. Hacimli bir şekilde bakın. Hacimsiz demiyorum. Hacimli bir şekilde atması lazım ve en az 1-2 gün orada tutulması lazım. Aydın da bu anlamda gözüme çarpan bir hisse arkadaşlar. Hoş bir hisse gibi duruyor. Tabi adayı yukarı doğru atarsa. Ve Odaş'a bakalım arkadaşlar. Odaş'ta geçen hafta en çok düşen, şey yılbaşından beri en çok düşen hisselerden bir tanesi. Şimdi Odaş'a da baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir yukarı doğru kırmış ama dediğimiz gibi bakın içime komutunu arkadaşlar kıramamış. Şu aşamada Bollinger Band'ın üzerine tutunuyor arkadaşlar. Buradan da cezbedi bir şey ama hacimle beraber yukarı atarsa bunda da ciddi bir potansiyel olma ihtimali var arkadaşlar. Bakın şurası kaçmış baktığımızda 12.63 tepesi ve hedeflediği bölge arkadaşlar inşallah olursa eğer bakın tekrar söylüyorum benim elimde olan bir hisse değil onu da söyleyeyim size. Yani inşallah dedik ama sonra demeyesiniz kendisi de umuyor diye ya benim karım değil arkadaşlar. 25.43 arkadaşlar şu aşamada potansiyeli olan yer. Peki 25.43 de potansiyel 25.43 TL hedefimiz arkadaşlar şu aşamada 280 lira. Yani ola ki bugünden itibaren bir artışa başlasa hatta 280 biraz evet 280'den bugün artışa başlasa arkadaşlar gideceği bölgeye de gidebilirse %290 potansiyeli var gözüküyor. Bunu tabi tekrar söylüyorum hacimle beraber olmadıktan sonra arkadaşlar bu hikaye bu tür şeyler hikaye olarak kalır varsayım olarak kalır. Hacimle beraber bunu desteklemesi lazım. Ya ha geçti artık. Bundan sonra kırdık dediğimiz yerde arkadaşlar zaten şu aşamada oradayız. 7.24'lerin üzerine sadece elimize bir hacim lazım arkadaşlar. 7.24'ün üzerine attığı zaman yeter bizim için artar bile söyleyebiliriz. Ve Odaş'tan sonra arkadaşlar son hissemiz ondan sonra hemen haftanın en çok düşene bakalım. Tukaş'a da bakalım arkadaşlar. Tukaş da yılbaşından beri en fazla düşen hisselerden. Tukaş Gıda Sanayi. Tukaş'ta arkadaşlar bakın yine bu da düşeni kıramamış. İçime komutun içinde debelenip duruyor. Hatta Bollinger bandının altına da düşmüş. Burada ufak bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani şu Bollinger bandının altına düşmeye iyiydi. Çünkü 13.40 şu 20 günlük hareketli ortalama. Onun altına düşmeye iyiydi. Bizim şu aşamada fiyatımız 13.20. Ha çok hacimli mi? Evet arkadaşlar düşerken biraz da son 2 günü arkadaşlar hemen hemen aynı hacime denk gelmiş. Yani dünkü hacimden daha yüksek bir hacim. Şöyle bakalım aynen.
Arkadaşlar son 2 günün en yüksek hacmi diye düşünebiliriz. Biraz sıkıntılı bir durum. Burada arkadaşlar Ichimoku botun üzerine attığını görmeden yani şu aşamada girilmek biraz mantıklı değil. Ha, yükselir mi? Hani yükselir ama nereden yatar, dibi nereden oluşur ona bir şey diyemeyiz. Ve gelelim arkadaşlar hemen haftanın en çok değer kaybedenlerinden ilkinde Sasa'ya bakalım. Ha, Sasa'da neyi vardı? Tamam, hatırladım arkadaşlar. Sasa'da maşallah patron sıkıntısı vardı arkadaşlar, biliyorsunuz hisse satışı yabancıya kaçtaydı, yanlış hatırlamıyorsam 53 liradan bir hisse sattı, fiyat 70 lirayken aşağı düştü. Şimdi buradan baktığımda aynısı Penta'da oluyor şu aşama, olacak gibi duruyor arkadaşlar. Ya Allah kimseye göstermesin ama olur mu olmaz mı zaman gösterecek, ama neyse arkadaşlar böyle bir durum girer. Yani çok düşük değerden Penta'nın değeri 26 liradan 14 liradan hisse sattı arkadaşlar. Yani 14 lira 22 Aralık diye yazıyor, 22 TL arası yazıyor ama yani 14 lira yakın arkadaşlar, bir hisse 40 milyon hisse satıyor Penta'da şu aşamada. Neyse, bunları söyledikten sonra arkadaşlar şimdi hissenin burada bir dip çalışması olduğu bariz bir şekilde gözüküyor. 53.07. Şimdi daha önce de arkadaşlar bu hisseyi düşürdüklerinde bakın ne kadar beklettiler. Şöyle baktığımız zaman yaklaşık olarak da 12 6-7 ay beklettiler. Şimdi şu aşamada evet bir yatayda Bollinger bandının altına düşmüş, sıkıntı ama 53.07 zaten bizim arkadaşlar hisse, yabancı hisse sattığımız fiyat. Bunun altından da kolay kolay düşmez sanmıyorum. Yani yabancıya kakalamış olurlar o zaman. Çünkü yabancıya zarar etmek için gelmez, kar etmek için gelir. Buradan yukarı doğru sürdürürler mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi dediğimiz gibi burada hedefimiz zaten daha önceden belliydi. Hedefimiz şu aşamada 153 lira arkadaşlar. Potansiyel var mı? Potansiyel bakın şurada zaten gözüküyor. Potansiyeli kıran kim arkadaşlar? Potansiyeli kıran da tahtacılar. Yani burada küçük yatırımcıyı arkadaşlar ezen ve ezdiren ve göz yumanlar arkadaşlar. Ama bakalım şöyle göz yumandan kastım şu, yani evet yaptığın iş kanun olabilir ama etik midir değil midir değerlendirmek lazım. Yani evet yasalara uygun olarak sen hisse satıyorsun, doğru. Kardeşim 53 liraya sattığın zaman bir sürü insan da mağdur ediyorsun. Yani de ki o zaman ben 53 liradan millete satacağım de. Yani millet alır lan, alır. Yabancıya niye veriyorsun? Eloğluna niye veriyorsun? Neyse arkadaşlar böyle bir görüntü var. %175 potansiyel var çanağın üst tarafına baktığımız zaman. Ve gelelim arkadaşlar Kozal'a. Kozal'da durum nedir, ne değildir ona bakalım. Kozal aslında uzun zamandır da sanki değerlendirmemiştim. Yani sadece hisse bazlı olarak değerlendirdiğim videolarım var. Evet arkadaşlar Kozal yürüyecek gibi duruyor şu aşamada. Neden? Bakın hem Bollinger Band'ın orta noktasının üzerine tutunmaya çalışıyor. Burası da kaç? 22.21 ve şu aşamada fiyatı %22.18, 3 kuruş altında kapatmış ama çok ciddi değil. Bir de arkadaşlar Ichimoku bulutu olan 21.23'ün üzerinde, pardon, Ichimoku bulutu olan şurada da arkadaşlar, ben şunu ayarlamaya çalışıyorum. Kaç burası? 21.23'ün üzerinde arkadaşlar tutunmuş. Gayet de bu da güzel bizim için. Şimdi eksiğimiz ne arkadaşlar? Eksiğimiz sadece şunu söyleyeyim. Ciddi bir hacim. Bakın şuradaki ortalama hacimlere baktığımız zaman 190 milyon not arkadaşlar, 200 milyon not, 87 milyon not derken bizim fiyatımız 92 milyon. Yani bir en azından 100-150 milyon notun üzerine atması lazım ki daha net çıkışlar görebilirim arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Hedeflediği potansiyeli de onu kabaca hemen hızlıca söylemeye çalışalım. Tepe noktasında arkadaşlar 32.45, dibinde 15.94'ün olduğunu düşündüğümüz yerde hedefimiz şu aşamada 59.16. Peki 59.16'nın bugünkü olarak potansiyel getirisi ne kadar olabilir? Arkadaşlar %166 bir potansiyeli var gözüküyor Kozal'da. Peki Kozal'dan sonra başka neyimiz var arkadaşlar? Emlak, konut, gayrimenkul. Hemen onu da hızlıca bakmaya çalışalım. Evet arkadaşlar onu kontrol etmeye çalışalım. Emlak, konut, gayrimenkule baktığımız zaman arkadaşlar hissede bir toparlanma belirisi, aslında trendi daha kıramamış. Mavi trendin üzerine atabilse iyiymiş. Yeri yalnız çok güzel. Bakın hem Bollinger bandına hem Ichimoku botun üzerine kadar tutulmuş. Yani 7.07 üzerine çıkması gayet güzel. Artık arkadaşlar hisse net yükseliyor diyebilmemiz için 8.76'a baktığım zaman evet kısa bir yükselme oluşturmuş, onu söyleyelim. Bakın şöyle bir dip noktasında oluşturmuş. Bu bizim için bir avantaj. En azından önümüzü görmek için şöyle kontrol ettiğimiz arkadaşlar ufak da olsa altında olsa yani hisse şu aşamada yükselişe geçmiş gibi duruyor. Bunun dışında arkadaşlar tekrar söyleyeyim 8.14 ve 8.76 bizim için geçilmesi gereken iki tane değer. Hacim yükselirken gayet güzel, hoşumuza gidiyor. Düşerken hacmin düşmesi çok çok güzel. İşte arkadaşlar büyük ihtimalle yukarı yönlü hareket devam etme şansı var ama mavi trendi de yukarı doğru da kıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani çünkü hisse bayağı bir potansiyeli olacak bir hisse gibidir. Sürekli yatırımlar, sürekli işlerle devam eden bir süreç.
ve varlık fonuna bunu boş bırakacağını da düşünmüyorum. Pasifik gayrimenkul yatırım ortaklarına bakın, benzer bir durum arkadaşlar. Hisse hızlı bir şekilde çıkmış ve şu aşama düzeltme yeri arıyor. İlk etapta gidebileceği yer Bollinger Band'ın orta noktası 6.86. Onun altından arkadaşlar 6.29 desteğimiz var. Burada biraz düzeltme için beklenebilir arkadaşlar. Yani dönüşü dibi görmeden 5.76'ya kadar dibi görmeden girmek biraz çok da mantıklı değil. Yoksa hani uzun vadeci olursunuz, orta ve kısa vadeci diye düşünebilirsiniz. Peki arkadaşlar, şöyle bakalım, genel görüntü bu diyelim. Yani burada da bir potansiyel var ama dediğimiz gibi düzeltme yapmadıktan sonra da biraz yukarı çıkması da zor. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.